Alındılar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Dijital dünyanın İyi akşamlar keşifleri efendim. 11'e hoş geldiniz. Bu ay Ekim ayının sunumu gerçekleşecek ve Van Bil Koleji'nden Taha Selam arkadaş. Şoför Hocam. Hoş geldiniz Alperen. Hoş bulduk hocam. Sunumumuz birazdan başlayacak. Konumuza geçmeden önce böyle sizlerle sohbet edelim istedim. Bu akşamki sunumumuz arkadaşlar her sunumda olduğu gibi YouTube'da canlı yayında yayınlanmakta. Bil Koleji hesabından takip edilebilir. Sizlere de bu bilgiyi vermiş olalım. Çevrenize yollamak isterseniz hem Zoom davetimizi hem de YouTube canlı yayınımızı yollayabilirsiniz. Osman Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Çok iyiyiz hocam, siz? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Taha merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Taha bizimle birlikte bugün kontakt lenslerle ilgili değil mi? Bir teknolojiden bize bahsedecek herhalde. Bu Evet. akşam neredeyiz? Sefa hocam, Van'da mıyız? Van'dayız hocam. Ciğerim. Van Bil Koleji'ne o zaman selamlarımızı gönderelim. Aynen hocam. Van Bil Koleji'nden öğretmenlerimiz burada mı peki? Tamam. Var hocam, evet. Kimler Buradayız var? hocam. Burada Onlardan var ses. hocam. Kim İyi var? akşamlar Osman hocam. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim Elif hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Taha'nın yanında olmak için biz de burada bekliyoruz heyecanla. Taha'cığım başarılar diliyorum sana da şimdiden. Teşekkürler. Hoş geldiniz hepiniz. Taha arkadaşların da burada mı? Evet, buradalar. Akrabaların varlar mı onlar da burada? Evet. Süper. Herkes seni bugün dinleyecek. Senden çok güzel bir sunum hazırladığına eminim zaten. Daha önce provalarını da gerçekleştirdik. Provanı ben de izledim. Kayıtlarını. Gayet başarılıydın. Sunumunu da hep birlikte merak ediyoruz. Tüm arkadaşlarınla birlikte, öğretmenlerinle birlikte seni izleyeceğiz bugün. Bizim öğretmenimiz olacaksın ve bilmediğimiz bir teknolojiyi anlatacaksın. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Bu güzel görevi üstlendiğin için Van Bil Koleji adına. Teşekkürler. Peki Sefa hocam sözü size bırakıyorum o zaman. Peki hocam, teşekkür ediyorum. Bu arada öğrencilerimiz kameralarını açarlarsa çok iyi olur çünkü arada fotoğraf çekeceğiz. Sizler de kameralarınızı açarsanız eğer fotoğraflar da çıkarsınız arkadaşlar. Aynen öyle. Açabilen herkes kameralarını açsın. Çok daha iyi olur bizim için. Çok daha iyi bir ortam oluşur. Peki. Ben o zaman başlıyorum. Levent hocam hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar herkese. Güzel hocam. İyisiniz. Çok teşekkürler hocam. Hadi o zaman başlayalım. Değerli kurucularım, çok kıymetli öğretmenlerim, sevgili öğrenciler ve değerli katılımcılar, dijital dünyanın keşifleri Ekim ayı sunumuna hepiniz hoş geldiniz. Bu ay 11.'si gerçekleşen dijital dünyanın keşiflerinde her ay herkes farklı bir heyecana tanık oluyor. Bu ayda biraz da aslında günümüzde daha sık kullandığımız ve giyilebilir teknolojilerden bir tanesi olan akıllı kontaklı lenslerden bahsedeceğiz. Bu kontak lensleri aslında pek çok zaman filmlerde, dizilerde görmüş olabiliriz. Şimdi ise bunun detaylarını Van Bil Koleji'nden Taha öğrencimiz çok güzel bir şekilde sizlere anlatacak. Sunum esnasında herkesin mikrofonlarını kapalı tutmasını rica edeceğiz ve açabilen herkesten görüntülerini Buyurun. açmalarını rica edeceğiz. Ben sözü Taha'ya vermek istiyorum. Buyur Taha'cığım. Herkese merhabalar. Ben Bil Koleji Van Kampüsü 6B sınıfı öğrencilerinden Taha Süratli. Evet hocam. Ekran paylaşımını yapabilirsin. Aynen.
Evet hocam. Tamamdır. Bilgisayar sitesine izin verdin değil mi? Evet. Tamamdır. Buyur. Söz sende Taha'cığım. Arkadaşlar, giyilebilir teknolojileri duymuşsunuzdur. Günümüzde artık akıllı saatler, akıllı giysiler ve akıllı araçlar hayatımıza iyice girmeye başladı. İşte bugün sunumunu yaptığım akıllı kontak lens de bu teknolojilerden biri. Herkese iyi seyirler. Evet, şimdi akıllı kontak lensin tanımını yapacağım. Akıllı kontak lens, normal bir kontak lense pek çok farklı özellik eklenerek oluşturulan yeni bir teknolojidir. Akıllı kontak lensler, eğer göz dereceniz yüksekse hem görme kalitenizi artırır, hem de gördüğünüz görüntüleri içine kaydeder ve daha birçok özelliğe sahiptir. Açıl! Şimdi kullanım şeklinden bahsedelim. Göz hareketlerinden aldığı enerjiyle üzerindeki sensör ve kameralar sayesinde gördüklerini kaydeder. Gözümüzü istemli mi yoksa istemsiz mi kırptığımızı ölçer. Aynı zamanda ne tarafa baktığımızı da hesaplar. Yani arkadaşlar, cihazın harici bir güç kaynağı yok. Enerjisini göz hareketlerinden alıyor. Bu şekilde şarj problemi yaşanmıyor. Örneğin duyma problemi yaşayanların kullandığı işitme cihazları küçük pillerle çalışır. Belli aralıklarla bu pillerin ya değiştirilmesi ya da şarj edilmesi gerekir. Ama bu akıllı kontak lenste böyle bir ihtiyaç yok. Şimdi cihaz detaylarından bahsedelim. Akıllı kontak lens hem normal bir kontak lensin özelliklerine hem de bir akıllı telefonun özelliklerine sahip. Yapısındaki yüzlerce mini sensörle damarlardaki kanın akış hızını ve göz bebeğinin büyüklüğünü ölçebiliyor. Lens aynı zamanda göz kırptığınızda isteğe bağlı olarak görüntüyü yakınlaştırabiliyor ve karanlıkta etrafı daha iyi görmenizi sağlıyor. İlerideki yıllarda da daha fazla özellik eklenmesi bekleniyor. Arkadaşlar, gelişen teknolojiyle belki ileriki yıllarda telefon taşımak zorunda kalmayacağız. Haberleşme ve iletişimimizi de bu lenslerle yapacağız. Evet, sağ tarafta akıllı kontak lensin yapısını görüyorsunuz. Bu yapıda 3 madde var. Bunlardan ilki kontak lensin ana yatağı. Yani sadece kontak lens. Onun altında gördüğünüz çizgili yapı sensör. Bu sensör görüntüyü kaydeden ve ölçümleri yapan sensör. Onun altında da gri bir yapı görüyorsunuz. Bu gri yapı çip ve anten. Çip ve anten Bluetooth'a bağlanmaya ve görüntüleri kaydetmeye yarıyor. Aleyna! Şimdi sizlere ürünün tanıtım videosunu izleteceğim. Herkese iyi seyirler. Kontak lensler, göz bozukluğu dışında giyilebilir teknolojinin bir parçası haline geliyor. Lenslerin, hızla gelişen sanal gerçekliğin yakın gelecekteki en önemli parçalarından biri olması hedefleniyor. Ben biliyorum, ben hapçesi ayarlayalım, çözebilir miyim? Üzerinde kamera veya çip bulunuyor ve göz kırpma hareketleriyle kontrol ediliyor. Görme problemlerini gideren lensler akıllı hale getirilerek kullanım alanı yaygınlaştırılacak. Lensler, navigasyon, anlık çeviri, fotoğraf ve görüntü kaydetme gibi özelliklerle görme problemi olmayanların da kullanımına uygundur. Zoom yapma, görüntü kaydetme, fotoğraf çekme gibi özelliklerle görme problemlerini bitirmesi hedefleniyor.
lensler üzerindeki çiple göz yaşından bazı sağlık sorunlarını tespit edip kullanıcıları uyarabilecek. Arman Çoğlu'nun girdin mi canlı yayına? Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoda da gördüğünüz gibi lens pek çok özelliğe ve kullanım alanına sahip. Bu da bizim hayatımızı kolaylaştıracak. Şimdi ürünün günlük hayatta kullanımından bahsedelim. Akıllı kontak lens tek bir ameliyatla göze ekleniyor ve ömür boyu kalıyor. Bu da lensin günlük hayatta pek çok yerde kullanılmasını sağlıyor. Üstelik çok fazla özelliği olduğundan sadece görme bozukluğu olanlar değil, herkesin kullanmasına olanak sağlıyor. Mesela bizler arkadaşlar, bu lensi göz bozukluğu olmadan da kullanabiliriz. Ama tabii ki bunun da bir sınırı var. Lensi Bluetooth özelliğiyle telefona bağlayıp istediğinizde devre dışı bırakabilirsiniz. Şimdi ürünün keşfinden bahsedelim. Ürünün ilk patentini 2013 yılında Sony şirketinin almış olmasına rağmen bu ilk patentte görüntüyü yakınlaştırmakla dahil pek çok özellik yoktu. Şimdiki haline en yakın olan patent 2014 yılında Google şirketinin aldığı patenttir. Yani gördüğünüz gibi ürün farklı firmalar tarafından geliştirilmeye devam ediliyor. Şimdi ise ürünün üretildiği maddeden bahsedelim. Kontak lenslerin ana ham maddesi polimetil metakrilattır. Optik bakımdan mükemmel olan bu malzeme, üstün optik özelliklerinin keşfedilmesi ile günümüz akıllı kontak lenslerinin temeli atıldı. Hafif, sağlam ve esnek bir malzemedir. Tabii pahalı bir malzeme olması lensin fiyatını da arttırıyor. Şimdi ürünün eğitime katkılarından bahsedelim. Eğer ürünün kullanımı yaygınlaşırsa eğitime birçok katkısı bulunacağı tahmin ediliyor. Örneğin yazı tahtasını görmeyen öğrencilere görüntüyü yakınlaştırarak büyük katkıda bulunacağı düşünülüyor. Arkadaşlar düşünün. Genelde tüm sınıflarda en arkada oturan arkadaşlarımız tahtadaki yazıları seçmekte problem yaşarlar. Ama bu lensle odaklandığınız bir görüntünün yakınlaşması öğrenimi de kolaylaştıracaktır. Ürüne neler eklenebilir? Bana göre ürüne bazı özellikler de eklenebilir. Örneğin tek ameliyatla eklenme yerine gün içinde normal bir lens gibi takılabilir, çıkarılabilme özelliği getirilebilir. Peki sizce daha farklı neler eklenebilir? Tam bu esnada arkadaşlarımızdan kendi önerilerini istiyoruz. Konuşmak isteyen el kaldırabilir. Bu ürüne hangi özellikleri eklemek istiyorsa Zoom üzerinden el kaldırabilirler. Bu ürüne daha hangi özellikler eklenebilir? Sizlerin değerli fikirlerini merak ediyoruz. Değerli katılımcılar. Evet, bak Hatuhan el kaldırıyor. Evet Hatuhan. Hocam bence hocam bu yeterli çünkü hocam ve yeterli ama hocam bence aklıma gelmiyor. Ama hocam bence bir şeyler eklenebilir. Mesela hocam istediğimiz zaman çıkarılabilir diyoruz ya. Evet. Hocam mesela şöyle bir şey diyeceğim. Hocam gözümüzün önüne geliyor ama cam gibi. Böyle istediğimiz renkte gelsin hocam. Ben böyle renkli renkli görmek daha güzel olur bence. Bilmiyorum hocam. Bence renkli renkli görmek güzel oluyor bence. Güzel bir özellik olurdu bizler için de. Renkli görüntü. Teşekkür ediyoruz Batuhan'a. Ahmet ve Çınar el kaldırıyor. Ahmet ve Çınar konuşabilirsin. Öğretmenim bence Zoom özelliği geldiği gibi mesela tahtaya çok yakın oturan arkadaşlarımız bazen tahtanın böyle her tamamını görebilmek için başlarını çevirmek yerine buna mesela
Zoom geldiği gibi uzaklaştırma özelliği de gelebilir. Daha geniş açıda görüş de sağlayabilir bu özellikle. Çok güzel bir, aslında çok güzel bir konuya değindin. Şu anda günümüzde özellikle son çıkan telefonların geniş açı kameraları çok güzel işler başarıyor. Aslında insan gözü oldukça geniş bir açıya sahip ama yine bile daha iyisi olabilir ve sanırım sen de bunu demek istedin bize. Teşekkür ediyoruz bu güzel fikir için. Van Bil Leyla Akır yazıyordu ancak kayboldu ben söylerken. Konuşmak isterler mi acaba? Leyla Akır. Tamam, onu es geçiyoruz. Musab Kandas yazıyor. Musab Kandas konuşabilir. Konuşabilir. Musab, orada mısın? Peki. Hocam ben de konuşuyor ama sesi kapalı. Olabilir. Şu an bizi duymuyor ama. Peki o zaman az sonra konuşma hakkı verelim. Zeynep. Merhaba öğretmenim. Merhaba Zeynep. Sunumların yıldızı, buyur bakalım. Ne demek istersin? Evet, yani özellikleri bence çok iyi fakat yani görsel açıdan, yani örneğin kahverengi gözlüysek yeşil gözlü olabiliriz. Yani görsel açıdan renk renk olursa daha iyi olabilir. Gözümüzün rengini değiştirmesi yani. Yani şu anda aslında günümüzde de kullanılan renkli lensleri buna uyarlamak isterdin, öyle mi? Evet. Ama bence dünyanın en güzel göz rengi zaten kahverengi. Öyle kalsın Zeynep. Yani ya da siyah gözlü olan birisi mavi göz de yapabilir. Yani o kişinin. Aslında onun şöyle bir özelliği olsa, senin bu dediğine ekleme yapmak istiyorum. Örnek veriyorum. O lens, şeffaf lens. Böyle önünüze bir ekran açılıyor. Renk paleti. Sonsuz renk seçip orada retinanın rengini değiştirebiliyorsun. Düşünsene ne kadar güzel olur. İstediğin renk, evet. İstediğin gibi giyindin. Örnek ben bugün böyle siyah giydim. Onu farklı bir renkte ayarlayabilirim. Ne kadar güzel olur. Teşekkür ediyoruz Zeynep'ciğim. Katıldığın evet. İçin de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ahmet Arslan el kaldırıyor. Hocam, çarpışmaya dayanıklı olabilir. Çarpışma derken o zaten bizim gözümüzde nasıl çarpışma anlayamadım. Ben hocam ihtimali olarak. Ha, yani ola ki lens gözümüzden aşağı düştü. Dayanıklı olabilir evet, diyorsun. Doğru mu? Evet hocam. Evet, bu esnada ben de sana şunu demek istiyorum. Ben 10 senedir kontak lens kullanıcısıyım. Lens gözünden çıktığı an onu bir daha hiç bulamazsın. O kadar küçük, hafif ve kaybolmaya müsait bir malzeme ki düştüğü zaman asla bulunmuyor. Böyle elinizle gözünüzü böyle hafiften karıştırdığınızda hemen düşebiliyor. Bu dediğini ben bununla desteklemek istiyorum Ahmet. Örnek veriyorum, bu lenste bir GPS olsa mesela düştüğünde onun yerini tespit edebilsek ne kadar güzel olur değil mi? Yani hocam bir GPS olacak. Biz de bir cihaza bağlayacağız. Düştüğü zaman o cihazla bulacağız. Çok iyi düşündün. Teşekkür ediyoruz Ahmet'ciğim. Rica ederim hocam. Evet. Her ne kadar gözü görünmese de Heremcan Duruk. Merhaba hocam. Merhaba Keremcim. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hocam şöyle bir özellik eklenebilir. Mesela hocam şöyle gözümüzün önüne hocam istediğimizde bir ekran yansısın hocam istediğimizde. Ondan sonra böyle hocam onu kaydırarak işte parmağımızla yazarak Google'a girip bir şeyler araştırabilirim. Film falan izleyebilirim hocam. Evet. Aslında bu dediğin şey böyle hep filmlerde gördüğümüz sahneler ve böyle gerçek olmayan şeyler ama sanırım bu anlatılanlara göre bunlar artık gerçek olacak. Yani önünde bir ekran olacak. Google'da arama yapabileceksin dediğin gibi. Çok güzel olurdu. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim.
İstersen hacım devam et. Bundan sonra soru cevap kısmında arkadaşlarına söz hakkı veririz. Evet. Söz sende Tarık'ım. Tamam hocam. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Şimdi soru cevap kısmına geçiyoruz. Peki. Teşekkürler Tacım. Ben Levent hocama bir söz hakkı vermek istiyorum. Bu sunum esnasında hazırlanması sürecinde neler yaşadınız? Nasıldı hocam? Bir sizden dinleyelim. Öncelikle iyi akşamlar. Evet, herkese iyi akşamlar öncelikle. Proje ödevini verdiğimiz zaman birçok öğrenciden dönütler aldık. Tabii bunlar içerisinde Taha'nın bayağı bir şevkli olduğunu, iştiyaklı olduğunu gördük. Çünkü defalarca düzeltmek için ödevi geri gönderdim. İşte şu kısmı düzelt. Diyordum ki daha bir daha göndermez herhalde. Sefa hocam bir daha düzeltip bir daha gönderiyor. Bir daha düzeltip bir daha gönderiyor. Böyle bayağı bir iştiyakla, bayağı bir istekliydi yani proje sunumu konusunda. Evet hocam. Geçen hafta boyunca da birlikte sizlerin de katkısıyla tekrar teşekkür ediyorum sizlere bu arada. Bayağı bir düzenledik, bayağı bir toparladık. Taha'nın zaten sınıf içerisinde bir özgüveni var. Ders anlatımlarında, sınıf içi derslere katılımlarda. Bu projeyle de bunu taçlandırmış oldu. Güzel oldu. Şu an bayağı bir katılan öğrencilerimiz de var. Yani özellikle Osman Bey'e de teşekkür ediyorum. Yani dijital dünyanın keşifleri çok güzel, orijinal bir uygulama. Öğrencilerimize özellikle hem özgüven kazanmaları, hem araştırma yönlerinin gelişmesi, sunum yönlerinin yine gelişmesi açısından bu projelere katılmaya Zeynep kızımızdan da gördük. Yani sürekli katılıyor, böyle çok güzel katkılar sunuyor programlarda. Öğrencilerimizi bu vesileyle de davet ediyorum bu tür programlara. Ben Taha'nın böyle güzel bir sunum hazırladığı için özellikle onu tebrik ediyorum tekrar buradan. Hem dolu dolu olmuş, kendinden bayağı şeyler kattı. Yani sadece sunuma bağlı kalmadı. Yani 6. sınıf öğrencisinin bu kadar kalabalık önünde bu özgüvenle sunum yapması bizleri gerçekten mutlu ediyor, cesaretlendiriyor hocam. Tekrar katkı sunan bütün öğretmenlere ve katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Levent Hocam bu güzel konuşma için. Osman Hocam size söz hakkı vermek isterim. Nasıl buldunuz? Ben yani öncelikle Taha'ya ve Taha'nın öğretmenleri Levent Hocam, Kadir Hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sunum hazırlamışlar. Taha'cığım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bilmediğimiz bir şey daha bizlere öğrettiniz. Senin sayende aslında çok da güzel bir teknolojiyi, ileride belki hepimizin kendi evlerinde rahatlıkla kullanabileceği bir teknolojiyi, giyilebilir bir teknolojiyi bizlere gösterdin. Öncelikle teşekkür ediyorum ve seni tebrik ediyorum Taha. Rica ederim. Sunumumuz çok başarılıydı, çok da güzeldi. Benim de merak ettiğim birkaç soru var aslında. Onu da soru cevaba geçmeden böyle ben de sormak istiyorum ama bu da yine solüsyon koyuyoruz herhalde değil mi? Bunu normal kullanmış olduğumuz kontakt lenslerdeki solüsyona batırıyor muyuz? Yok, bu operasyonla göze eklenen bir şey, yani normal gün içinde kullandığımız lense pek benzemiyor kullanımı. Doktorlar tarafından, yani özel cerrahlar tarafından ameliyatla göze ekleniyor ve bir daha çıkmıyor. Yani aslında tek kullanımlık 1 aylık ya da 3 aylık gibi lenslerde biliyorsunuz böyle kullanımlar var. Herhalde bu takıldı mı belirli bir kullanım süresi yok galiba ta öyle mi? Evet. Anladım. Yani belirli bir kullanım süresi yok. Yani ömür boyu devam ediyor. Peki çok teşekkür ediyorum sunumun için. Şimdi istersen arkadaşlarına da söz hakkı verelim ama ailenden de birileri var mı şu anda canlı yayında? Evet, buradalar. Dersen onlarla da görüşelim. Annen, baban, akrabaların olabilir. Söz hakkı almak isterlerse eğer onlarla da konuşmak, muhabbet etmek isteriz. Evet, şu anda buradalar. Merhabalar. Erkan Bey verdi. Evet geldi. Kaan'ın babasıyla mı birlikteyiz şu anda? Merhabalar. Doğrudur, doğrudur. İsminiz nedir acaba? İsmim Atakan hocam. Atakan, nasılsınız Atakan Bey? Teşekkürler hocam, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Van Bil Koleji'mizin çok değerli öğrencilerinden birisi Taha Süratlı'nın anlatmış olduğu çok güzel bir sunumu aslında hep birlikte dinledik ve şu anda
genel müdürlüğümüz dahil olmak üzere Türkiye'deki birçok Bilk Koleji öğrencisinin ve öğretmeninin katıldığı bir sunum oldu. Ve çok da güzel anlattı. Biz çok gurur duyduk kendisiyle. Çok da başarılı bir şekilde sunumunu gerçekleştirdi. Öncesinde provalar da gerçekleştirdi biliyorsunuz Taha. Hem öğretmeniyle hem Sefa hocamızla birlikte. Gayet güzeldi. Ben çok beğendim. Belki de Taha'nın ilk sunumuydu bu canlı yayında bütün Türkiye'ye yönelik. Doğrudur hocam. Biz de bunun heyecanını yaşadık ailecek. Levent hocamla, Sefa hocamla beraber sizlerin sayesinde ailecek bu tecrübeyi de tatmış olduk hocam. Çok güzel. Sonrasında zaten sertifikasını da gönderirsiniz. Ve sertifikasını aldıktan sonra bir fotoğraf da çekilirsiniz, yine bizlere gönderirsiniz. Onları da yine yayınlarız buradan. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ben teşekkür ettim hocam. Tekrardan emeğinize sağlık, elinize sağlık. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sefa hocam, isterseniz öğrencilerimizden de sorular almaya başlayabiliriz. Buyurun. Tamamdır hocam. Teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. İsterseniz sunumu kapatalım. Tamam. Ekran paylaşımını durdurabilirsin Taha'cığım. Herkes de kamerasını açarsa eğer daha güzel bir iletişim kurmuş oluruz. Evet. Şimdi soru cevaplara geçiyoruz. Şu anda 50-51 kişi bizi izliyor ve bayağı bir kişi el kaldırmış. Çok heyecanlıyım. Zeynep'ten başlamak istiyorum. Zeynep Köse, Adana Bil Koleji'nden. Merhaba öğretmenim. Benim bir sorum olacaktı. Şu an bu kontakla satılacak mı, yoksa hala deneme aşamasında mı? Evet Taha'cığım. Ürün şu anda araştırma ve geliştirme aşamasında. Yani şu anda piyasada maalesef yok. Yani ileriki yıllarda piyasaya çıkması bekleniyor. Yani şu anda maalesef yok. Yani şu anda geliştiriliyor. Anladım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Zeynep'ciğim. Yine başka bir sorun olursa el kaldırabilirsin. Tamam. Adana Bil Koleji'nden yine Alperen aramızda. Alperen'ciğim. Ben Çınar'a şunu sormak istiyorum. O akıllı kontak lensi normal lens gibi mi takılıyor, yoksa gözün içerisine mi takılıyor? Evet Taha'cığım. Evet, bu kontak lensler zaten adı üstünde lens. Yani normal kontak lensler gibi takılıyor. Ama normal kontak lensler gibi solüsyona sürmüyor. Yani öyle bir şey yok. Yani operasyonla hastanede doktorlar tarafından ekleniyor göze. Beni bilgilendirdiğin için teşekkürler. Çok rica ederim. Alperen'cim çok teşekkür ederiz bu güzel soru için. Yine bir sorun olursa el kaldırabilirsin. Başka el kaldıranlar. Musab Kandat az önce el kaldırmış. Zeynep'cim görüyorum. Birazdan seni kaldıracağım. Musab Kandas yine el kaldırmış. Evet, seni dinliyoruz. Biraz önce de el kaldırmıştın ama yine konuşmadın. Acaba yanlışlıkla mı kaldırdı? Neyse, biz isminden bahsettik. Devam edelim. Ilgın el kaldırmış. Kendisi de bizim eski dijital dünya keşiflerini anlatanlardan. Ilgıncığım, görüntünü de açabilir misin? Bir dakika öğretmenim, açmaya çalışıyorum. Bir dakika. Herkese kendini tanıt, hangi ürünü anlattığını bir söyle bakalım, bir hatırlayalım. Tamam, bir dakika öğretmenim. Şey yapmaya çalışıyorum da açılmadı, bir dakika. Tamam, bekliyoruz. Sen açana kadar biz de Veli'ye söz hakkı verelim. Veli evet. Arslanboğa. Evet Veli'ciğim. Bu ürün eğer kırılırsa tekrar nasıl tedavi, yani nasıl geri onarıları işte söyleyemedim. Yani kırıldığında gözde olumsuz bir etki yapabileceği için hemen hastaneye gidilmeli ve yetkililerden yardım istenmeli. Eğer kırıldığında gözden hemen alınmalı. Eğer yenisi
isteniyorsa yenisi takılabilir ama bunun için fazladan maliyet gerekir. Anladım. Evet. Teşekkürler. Bu esnada ben bir şey demek istiyorum bu arada. Aslında günümüzde bu operasyonu çoğu kişi şahit olmamış olabilir. Mesela benim kendi öz dayımın göz numarası çok ilerideydi. 13 numara gözü vardı. Dahili olarak ona bir kontak lens taktılar gözünün içine. Yani onun göz numarasını düşürdüler. Aslında bu da yine o lenslerden ama daha ileri teknolojide, daha teknolojik olan ve akıllı olan lenslerden olacak. Evet Ilgın, şimdi sendeyiz. Tamam. Ben birazcık geç geldiğim için duymamış olabilirim de. Mesela diyelim ki hani göz lenslerde genellikle numarayı uyuyorsa galiba bildiğim kadarıyla renkli olabiliyor. Evet. Bunu mesela hani şeffaf ama bizim görüşümüzü engellemeyecek şekilde renkli yapabilir miyiz? Evet, bunu normal kontak lenslerdeki renge bu akıllı kontak lens versiyonunu üretilebilirse bu gerçekleşir. Yani olabilecek bir şey. Az önce ürünün geliştirme aşamasında sizlerin fikrini alırken herhalde bu fikri bizle paylaşmışlardı. Değil mi? Evet. Renkli olma özelliğine. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet. Zeynep akıllı. Kızım oğlum. Musab, konuşacak mısın? Biraz önce el kaldırmıştın. Musab herhalde çıktı. Herhalde çıkış yaptı. Ahmet Diren Arslan. Peki ta bu ürünün hiç dezavantajı var mı? Kullanım sırasında herhangi bir dezavantajı yok ama ameliyat sırasında eğer doktorlar en ufak bir hata yaptığında göze büyük hasarlar verebilir. Yani tecrübeli doktorların yapması gerekiyor. İyi profesyonel doktorların çalışması gerekiyor bu işte. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Ahmetciğim. Batuhan'cığım. Hocam ben de bir şey soracaktım Talha'ya. Acaba Talha biz mesela sıkılırsak o şey lensten veya taktıktan sonra sevmezsek tekrardan bir operasyon ile tekrardan çıkarttırabiliyor muyuz? Bu henüz belli değil ama ürün henüz araştırma ve geliştirme aşamasında olduğundan bu özellik büyük ihtimalle eklenecektir. Benim de söylediğim gibi günlük hayatta takılıp çıkarılabilme özelliğinin getirileceğini ben düşünüyorum. Yani onun gibi bir şey yani, evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ahmet veya Çınar, ikiniz zaten berabersiniz. Kim konuşmak istiyorsa konuşabilir. Evet. Mikrofonlarınızı açın. Evet evet Çınar. Hayır, şunu sormak istiyoruz. Az önce kontak lensin, yani o lensin gördüğümüz gibi öyle kahverengi bir tarafı vardı. Peki bu takım aşamasında da o kahverengi taraf değil, yani görünecek mi? Yani sen diyorsun ki özümüzdeyken o kahverengi kısmı engel olacak mı görüşümüze? Öyle mi diyorsun? Evet benim. Evet. Hacım ne dersin bu konuyla ilgili? Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü bu zaten insanların rahat bir şekilde etrafı görebileceği şekilde tasarlandı. Yani göz ve beynin önünde durmuyor. Biz ne kadar etrafa baksak da öyle onu göremeyiz yani. Teşekkürler. Evet. Teşekkür ederiz. Evet Zeynep akıllı. Biraz önce söz hakkı vermiştim ama o an cevap veremedim. Evet Zeynep. Evet Zeynep. Öğretmenim, öncelikle Talha arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Güzel bir
icadı bir yapımcı. Bilgi sahibi oldu. Yerden mi açıklayayım? Tamam. Yerden mi açıklayayım? Yankı yapıyor. Diğer taraftan sesi kapatırsan daha iyi olur. Heh, tamamdır. Kapattım öğretmenim. Öncelikle Talha arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir icadı bize tanıttı. Bilgi sahibi olduk. Gözlerimiz bizim dünya penceremiz. Bu cihaza, bu cihazla görme zorluğu yaşayanlar dünyaya daha güzel bakacak. Benim sorum ise fiyatı ne kadar? Öbür sorum ise bu ameliyat ne kadar sürüyor? Kaç saat sürüyor? Öncelikle şimdi fiyatından şöyle bahsedebilirim. Daha az önce de söylediğim gibi bu ürün araştırma ve geliştirme aşamasında. Yani şu anda net bir fiyat rakamı yok. Ama ameliyat olarak çok uzun sürmeyeceği belirtiliyor. Yani yaklaşık 20-15 dakika sürebileceği kesin yani. O sıra yani 15 dakika civarında sürebileceği düşünülüyor. Tamam, teşekkür ederim. Kısa bir hocam, herhalde Zeynep beklerken destan yazmış gibi geldi hocam bana. Değil mi? Zeynep hep böyle güzel konuşur. Değil mi Zeynep'ciğim? Evet öğretmenim, teşekkürler. Teşekkür ederiz güzel yorumların için. Evet, Van Bil Koleji'nden öğretmenlerimizden soru sormak isteyen var mı acaba? Levent Hocam, Hadir Hocam veya diğer hocalarımız konuşmak isteyen harita mikrofonunu açabilirler. Hocam ben bir eklemede bulunmak istiyorum. Buyurun hocam. Yani günümüzde artık biz IoT teknolojilerini sık sık duymaya başladık. Internet of Things, evet. Yani akıllı nesneler. Yani mesela bir giysi vücudumuzun sıcaklığını ölçebiliyor. Vücudumuzdan atılan terden hastalığımızı tespit edebiliyor. Bunu biz ihmal etsek de mesela aile doktorumuza veya aile hekimine haber verebiliyor. Yani artık bu teknolojileri sık sık duymaya başladık. Taha'nın da bu akşam anlattığı teknoloji bunlardan bir tanesi. Giyilebilir teknolojiler. Yani lensleri zaten biliyorduk. Ama bu akıllı kontak lensler gerçekten gündelik hayatı bayağı derinden etkileyecek bir buluş, bir icat. Sef hocam, bizim yaş grubu bilir herhalde. Biz bir dönem şey izlerdik. Osman hocam da bilir veya öğretmenlerimiz. Uzay yolu vardı. Ben denk gelmedim hocam. Benim yaşım 95, tutmayabilir 96'larda, ama 96'larda 97'lerde. Bak mı hocam? Kaptan hocam izlemiştim. Evet evet. Kaptanın seyir defteri. Evet. Hocam o zamanlar hani Cem Yılmaz anlatıyor bazen. Yani bir kişinin işte görüntülü görüşmesi falan o zamanlar çok hayaldi bizim için. Yani ama şimdi çocuklar için bile sıradanlaştı böyle. İşte İstanbul'daki teyzemle konuşuyorum. Almanya'daki dayımla konuşuyorum falan. Yani biz de mesela şu an duyduğumuz, böyle hayret ettiğimiz birçok teknoloji de var ki artık yani teknoloji çok hızlı bir değişim, dönüşüm içerisinde. Taha'nın bahsettiği bu teknoloji de çok böyle ilgi çekici, çok sıra dışı ve gündelik hayatı gerçekten derinden etkileyecek bir teknoloji. Çünkü hem görme sorunu yaşayanlar için ve yolda gidiyorsunuz mesela, arabayla gidiyorsunuz, işte yoldaki işaret levhaları var. Bunları mesela belirgin hale getiriyor. Ya da bir navigasyonu mesela telefondan veya bir ekrandan takip etmiyorsunuz. Direkt bunlar düşünülüyor tabii. Kontak lens ile geçen Taha ile beraber yaptığımız araştırmalardan. Yani yolda giderken artık navigasyonu direkt gözünüzün önüne getiriyor ve benzeri. Birçok yenilikler bu kontak lens ile birlikte belki hayatımıza girecek. Yani şu an belki biraz sıra dışı gelebiliyor ama az önce bahsettiğimiz gibi çok hızlı bir değişim dönüşüm çağındayız. Yakında belki artık sıradanlaşacak, hayatın bir parçası haline gelecek diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim hocam bu güzel açıklamalar ve bilgilendirmeler için. Arkadaşlarımızdan ricamız, herkes bir kameralarını açsın. Bir alkışlama seremonimiz var biliyorsunuz. Üçten geriye sayacağız.
ve hep beraber kocaman Taha'yı alkışlayacağız. Evet, açabilen herkes kamerasını açsın lütfen. Osman hocam hazır mıyız? 3'ten geriye sayıyoruz. 3, 2, 1, alkışlıyoruz. Değerli izleyiciler, değerli katılımcılar, çok kıymetli öğretmenlerim ve Osman hocam. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel akşamda bizi yalnız bırakmadığınız için. Hacım, çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sunum oldu. Ellerine, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim hocam. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar Sefa hocam. Hoşça kalın. Arkadaşlar. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar herkese. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.